Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Bakanlığınca sınır ötesi işbirliği programlarının yeni dönem tanıtım toplantılarının ilki Edirne'de yapıldı. Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürlüğü Bülent Özcan, Avrupa Birliği'ne aday ülke olan Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin mali yardımlarını 2000'li yılların başından beri kullandığını söyledi. Avrupa Birliği mali yardımları, ada ülke olan Türkiye, AB mali yardımlarını 2000'li yılların başından itibaren kullanmaya başladı. Katılım öncesi mali yardım adını verdiğimiz bu destekler kapsamında bugüne kadar Türkiye yaklaşık 9,2 milyar euroluk bir kaynaktan yararlandı. Ve bu kaynaklarla tarımdan ulaştırmaya, çevreden enerjiye, sivil toplumdan adalete, göçten sınır güvenliğinden bölgesel kalkınmaya kadar birçok alanda birçok projeyi de hayata geçirdi. Serüven de aslında Edirne ve Kürtlerimiz Bulgaristan'dan 3 kentle Hasköy, Yambol ve Burgaz'la birlikte sınır ötesi işbirliği programlarını uygulamaya başladılar. Tabii birçok proje hayata geçti, birçok çalışma yapıldı ama bizler açısından bakıldığı zaman en önemli kazanım aslında sınırlar arasında oluşturulan diyalogtu. Aslında Avrupa Birliği kaynağıyla Avrupa Birliği'nin de ortaya koymaya çalıştığı hedef de zaten buydu. Sınırları kaldırmak ve sınırlar arasında kalıcı, sürdürülebilir bir diyalog oluşturmak. Görüyoruz ki bugün aslında bu iki kent, Bulgaristan'da 3 kentle beraber bu diyaloğu, bu sürdürülebilir işbirliğini oluşturmuş durumda. Bu programların da gerçekten buna ciddi anlamda katkısı var. Bugün Edirne'ye baktığımızda sınır ötesi işbirliği programlarından yaklaşık 140 proje ve 30 milyon euro bir kaynaktan yararlandığını görüyoruz. Kırklareli açısından da yine 150'ye yakın bir projeyle yine 30 milyonun üstünde bir kaynağın Kırklareli'de uygulandığını görüyoruz. Sadece Bulgaristan, Türkiye sınır ötesi işbirliği programı kapsamında. Bu sefer Türkiye yeni bir sınır ötesi işbirliği programına daha katılmak istiyor. Akdeniz Havzası'ndaki sınır ötesi işbirliğinin parçası olmak istiyor. Tüm arkadaşlarımızla beraber bunun müzakerelerini sürdürüyoruz. Ve bir aksilik olmazsa da bu programın bir parçası olacağız. Bu program Türkiye'ye İspanya'dan Lübnan'a kadar, Fas'tan Türkiye'ye kadar tüm Akdeniz coğrafyasında Akdeniz ülkeleriyle işbirliği yapma imkanını sağlayacak.